Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. Bugünkü videomuzun konusu suda çelik köklendirme olacaktı. Biliyorsunuz birçok arkadaşlarımız suda çelik köklendirmekte çok zorluk çekiyorlar. Ben de bu şekilde iki ayrı ayrı çeşit sardunyaların çeliğinden koydum. Daha önce hiç suda köklendirme yapmadım arkadaşlar. Ben hep bu şekilde toprağa dikerek köklendiriyorum. Hepsi de gayet güzel kökleniyorlar. Bakın bunun köklenme işlemi geçti. Artık büyüme aşamasındadı. Bakın bu şekilde ne kadar güzel büyüdüğünü de görebiliyorsunuz. Hepsi çok güzel büyüdü arkadaşlar. Bakın şunun da köklerini göstermek istiyorum. Hepsi çok güzel kök çıkardı. Bu bardağım iki tane dikmiştim. Çok güzel köklendirme yapıyorum arkadaşlar bu şekilde toprağa dikerek. Suda hiç köklendirmedim. Bakın şunun da şurasından görünüyor bir tane kök. Bir arkadaşım bana dedi ki arkadaşlar suda köklendirmeyi neden yapmıyorsun? Ben hep toprağa dikerek köklendirmekten çok hoşuma gidiyor. Yani çok çabuk tutuyorlar. Suda ben dedim köklendirirken hiç denemedim. Çok uzun sürebiliyor diyorlar köklenme. Ben hiç denemediğim için bana bir tarif verdi. Şimdi o tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben kendi çiçeklerimde denemeden, yapmadan, görmeden sizlerle paylaşmak istemiyorum. Yapıp gördükten sonra sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu çeliklerimin köklerini sizlere göstereceğim. Bakın onu aynı günde dikmiştim. Aynı günde suya koymuştum. Yaklaşık 45 gün oldu arkadaşlar bu çeliklerim toprakta. 45 günde bu çelikim suda duruyor. Şuna bakar mısınız? Bakın hemen hemen koymuş olduğum gibi hiçbirinde kök yok. Sadece iki tane çelikimde kök görünüyor. Aynı günde koymuştum. 45 gün oldu bu şekilde suda duruyor. Ama ölmemiş sağlıklı duruyor. Bunu da aynı günde koydum arkadaşlar. Şunun köklerine bakar mısınız? her tarafından ne kadar çok kök çıkardığını görebiliyorsunuz. Bakın çok güzel bir sonuç elde ettim. Ben elde ettiğim sonucu görmeden sizlerle yanlış bilgiler vererek videolar paylaşmak istemedim. Bu şekilde kökleri iyice uzadıktan sonra paylaşmak istedim. Ben diğer çiçeklerimi biliyorsunuz direkt toprağa dikerek köklendirme yapıyorum. Peki suda köklendirmemize yardımcı olacak şeyimiz nedir? Bakın bu arkadaşlar bu da bizim bildiğimiz bal taze arı balı arı balının yardımıyla çelik çok kolay bir şekilde köklendirmemize yardımcı olabiliyor ben daha önce hiç denemedim şimdi deneyerek yaparak sonucu gördükten sonra sizlerle paylaşmak istedim bunu eşittiğimde arkadaşlar ben de düşündüm yani arı balı olabilir mi arı balından nasıl çelik köklendirebiliriz yaptım gördüm sonucunu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum bu şekilde peki arı balını nasıl yaptık biraz da onu anlatayım sizlere bakın bu şekilde çok güzel kökleri nasıl elde edebildik 1 litre dinlenmiş suyumuzun içine arkadaşlar bir çay kaşığı arı balı koyacağız suyumuza dikkat edeceğiz suyumuzu oda sıcaklığında dinlenmiş ve taze su olmalıdır suyu böyle bu alacağız. Hazırlamış olduğumuz çelikleri kavanozumuzun içine koyacağız. Sadece ve sadece 6-7 saat ballı suda çeliklerimizi bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Artık bekletirsek çeliklerimiz tutmayabilir, çürüyedebilir arkadaşlar gövdelerini. Bu şekilde 6-7 saat beklettikten sonra suyunu dökeceğiz. Kavanozumuzu iyice yıkadıktan sonra taze dinlenmiş su koyup çeliklerimizi içine yerleştirdikten sonra aydınlık bir yere koyacağız. Oda sıcaklığında aydınlık bir yere koyacağız. Bu şekilde her 2-3 günden bir suyunu değişeceğiz arkadaşlar. Taze su koyacağız. Bakın bu kavanozumu da 45 günün içinde sadece 2 tane çelikim köklendi. Köklenen çelik de o kadar zayıf ince bir kökleri var ki arkadaşlar. Ama hepsi sağlıklı bu şekilde görebiliyorsunuz. Gövdeleri sağlıklı. Bunlar köklenecek biliyorum ama uzun süreden sonra köklenecekler. Bakın. çeklerimin hepsi sağlıklı, gövdeleri sağlıklı. Hepsi çok güzel, sağlıklı duru, duruyorlar arkadaşlar ama hiç köklenmedi. Bakın yanlarına bu şekilde sürgün de çıkarıp uzayıp gidiyor. Bunun köklerine bakın. Ne kadar çok kökler çıkardığını da görebiliyorsunuz. Çünkü bunu aynı anlattığım gibi ballı suda 6 saat bekledikten sonra suyumu değiştim. Taze dinlenmiş su koyduktan sonra aydınlık bir yere koydum. Balın faydalarını anlatmak istiyorum şu an arkadaşlar. Çok güzel bir faydaları varmış. Ben de hiç bilmedim. Yapıp sonucu görmeden sizlerle de paylaşmak istemedim arkadaşlar. Biliyorum biraz kulağa saçma geliyor. Balla çelik köklenebilir mi? Ballı suyla çelik nasıl köklendirebiliriz? Ben yaptım, denedim. Çok güzel sonuçlar elde ettim arkadaşlar. Sizlere de yapmanıza tavsiye ederim. Çünkü denemekten bir zarar görmezsiniz. Deneyin, görün. Sizlerin çelikleriniz de köklenebilir mi? Nasıl köklenecekti? Ben yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bazı arkadaşlarımız her gün videolar paylaşırlar arkadaşlar. Hemen hemen aynı videolardan her gün paylaşıyorlar. Ben haftada 3 kere 2 kere videolar paylaşıyorum. Sadece çiçeklerimin son durumlarını paylaşmak istiyorum. Ve nasıl bir bakım yapıyorum onları paylaşmak istiyorum sizlere. Gübreleri ile ilgili, kürleri ile ilgili hepsini sizlere paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde ne kadar çok kökler de çıkarttığını görebiliyorsunuz direkt toprağa dikerek nasıl köklendirme yaptım onu da anlattım geçen videolarımda sizlere en önemlisi çeliğin kestiğiniz yere dikkat edin arkadaşlar kesilen yerini iyice kurutmanız gerekiyor kurutmasanız çeliklerinizin toprak nemli olduğu için çürümelere sebep olabilirsiniz gövdelerinden siyahlaşmalar gelebiliyor o yüzden köklenmeler olmuyor arkadaşlar bir daha geçen paylaştığım çelik videomda anlatmıştım bir takipçim yazmış ki ben anlamadım toprağı nemli olmalı kurum olmalı demiş arkadaşlar ben geçen videomda da paylaşmıştım toprağı dikerek sulamıyoruz zaten toprağımız nemli oluyor nemli bir poşetin içinden çıkıyor toprağımız nemli oluyor çeliklerimizi diktikten sonra bir gün sonra suluyoruz arkadaşlar. Diktiğimiz günü sulamıyoruz. Toprağımız nemli olduğu için sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini direkt toprağa dikerek çok kolay bir şekilde köklendirebiliyorum. Hepsi de çok güzel tutuyorlar. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun, saygıyla, sevgiyle arkadaşlar.